Süreci Mali Müşavirler Odası, Denetleme Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Sayın Başkanı Burhan Eray'ı sunumlarını yapmak üzere İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ekibini Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Aziz Gökdeniz'i, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ekibini Sayın Nazan Soyhan'ı konuşmaları ve sunumları yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli meslektaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün konumuz iş sağlığı ve güvenliği, ama sabah da Ataşehir'de bir sunumdaydık yine. Orada da elektronik imza, MERSİS, kayıt elektronik posta sistemi gibi sürekli o kadar çok şey değişiyor ki mesleki gelişmeleri gerçekten izlemekte meslektaşlarımız da çok yoruluyorlar. O anlamda tabii iş sağlığı güvenliği de yine maalesef bizim bilmemiz ve ilgilenmemiz gereken bir konu olarak ortaya çıkarıyor. Her ne kadar iş sağlığı güvenliği ile ilgili bizim yetkimiz olmamasına rağmen, sorumluluğumuz olmamasına rağmen maalesef hala ticaret odaları değil, İSMA olarak biz bu eğitimleri düzenleyip meslektaşlarımıza bilgi vermek durumundayız. Tabii ki bu konu bizimle ilgili değil diye bir kenara atamıyoruz. Çünkü mükellefler İster istemez her şey olduğu gibi bu konuyla bizlere soruyorlar. Bu konu hakkında da bizden bilgi ve daha da önemlisi ilgilenmemizi istiyorlar. O anlamda bugün tabii hem bu mükelleflerimize, müşterilerimize getirilen yasal sorumluluklar neler olacak, zorunluluklar nelerdir? Bir de bu konuda biliyorsunuz bir karmaşa da var. İşte süreler uzatıldı, hangisi uzatıldı, hangisi uzatılmadı, risk değerlendirmeleri yapılacak mı, eğitimlerin durumu ne olacak gibi. Birçok sorumuz var. Bugün de tabii iki tane değerli eğitmenimiz var. Ben sunumlarımı gerçekleştirmek üzere öncelikle Aziz Gökdeniz'e sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Aziz. Teşekkürler arkadaşım. Ses geliyor mu? Evet. Geliyor. Değerli meslektaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu iş sağlığı ve güvenliği eğitimini biz bir ekip olarak hazırladık. Bu slaytlarımızı, çalışmalarımızı. Bu ekibin içinde şu anda Nazan Soygun Hanım var. Birlikte sunacağız size bir bölümünü, ben bir bölümünü kendisi sunacak. Onun dışında diğer arkadaşlarımızı da ben size tanıtayım. Erhan Sular, Güler Güney, Arzu Nergis ve Yüksel Güleç arkadaşlarımız da bir ekip olarak bu çalışmanın içinde olduk. Ben kendimi tanıtayım öncelikle sizlere. Adım Aziz Gökdeniz. Serbest muhasebeci, mali müşavir olarak, büro olarak bütün hayatımı o şekilde, mesleki hayatımı devam ettirdim. 2000 ve 2004 yıllarında İSMO Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptım. Ondan sonraki 2006 döneminde TÜRMOB Disiplin Kurulu üyeliği, haksız rekabet yönetmeliği yayınlandıktan sonra da 2010 yılına kadar da Haksız Rekabet Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Yani biraz disiplinle ilgili bölümlerde görev yaptım. Şimdi iş sağlığını, güvenliği konusu bizi direkt ilgilendiren, yani sorumluluğumuzun altında olan konulardan değil arkadaşlar. Ama neticede getirdiği sorumluluklar, işverene yüklediği sorumluluklar açısından onların yapması gereken, hareketlendirmemiz gereken bir durum var ortada. Şimdi sizi 30 Haziran 2012 tarihine bir götüreyim. O tarihte şöyle bir mesleki bir durumumuz vardı. Biliyorsunuz 1 Temmuz itibarıyla TTK yürürlüğe giriyordu. Ama iş hayatından gelen önemli bir değişiklik talepleri vardı. Biz onu bekliyorduk. Hatta burada kendimize bir iş alanı da açılacaktı. Özel işlem denetçiliği vardı.
burada bir iş alanı bekliyorum heyecanla. 30 Haziran günü resmi gazeteye baktığımız zaman 6335 sayılı bir kanun yayınlandı. Ama arkasından da bir de baktık ki 6331 sayılında bir kanun yayınlanmış. Nedir falan çok da o anda farkına varamamıştık yani olayın bu kadar derinliği olduğunu, bu kadar iş hayatını bu kadar etkileyeceğini gerçekten o gün için anlayamamıştık. 6-7-8. Maddelerinin yaptırımları falan vardı. Şöyle baktık, bir ötelemeler var. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ötelemeler var. Oh bir rahatladık o sırada. Ama aradan şu anda 1,5 yıl geçmiş vaziyette. 1,5 yıl geçtiği halde o öteleme öyle bir öteleme oldu ki hepimiz bir rehavete kapıldık. Çok da fazla bakmadık açıkçası. Son zamanlarda olay gündemimize girmeye başladı. Nereden girmeye başladı? Çünkü baktık ki korkunç bir cezalar var ortada. Yani işveren aslında elinde bir saatli bomba taşıyor. O saatli bomba her an patlayabilir. Bizim bu ona işverenlerimize, bizim müşterilerimize daha doğrusu bunu anlatmamız gerekiyor. Anlatırken de bizim de tabii bilgilenmemiz gerekiyor. Şimdi iş sağlığı, güvenliği konusunda size anlatacaklarımız burada sizi iş güvenliği uzmanı falan yapmak anlamında değil. Detaylar falan olacak ama bu detaylar sizi çok fazla ilgilendiren detaylar değiller arkadaşlar. Çünkü bizler o bölüm içinde uzmanlık alanımızda değiller. Biz istesek de şu anda biz öyle bir uzman olamayacağız. Bizim buradaki bilgilendirme ve bilgilendirme görevlerimiz var bu kanun kapsamına giren işlerle ilgili. Şimdi iş sağlığı güvenliği neden ihtiyaç duyuldu? Nereden çıktı? Bizim bir kanunumuz var zaten. 4857 sayılı bir iş kanunumuz var arkadaşlar. Bununla biz idare ediyorduk. Zaten 4857'de bizim işte işçi özlük dosyaları, şeyler, kıdem tazminatı hesaplamaları, yıllık izinler gibi belirli konularda kullanıyorduk iş kanunu. Artı 50 ve üzeri iş yerlerinde bir takım yükümlülükler vardı. Biliyoruz o yükümlülükleri. Onları uygulardık. Devam ediyordu. Yani bu şekilde hayatımız giderken birileri neden oldu? Ne oldu da böyle kapsamlı, geniş kapsamlı kurullar kuruluyor, uzmanlar oluşuyor, böyle bir cezalar çıkıyor falan. Şimdi işte işverene her şeyi kontrol edeceksin, her şeyi sen sorumlusun. Bütün bu uzmanlık alanlarında işte çalıştıracaklarım var, dışarıdan hizmet alacaklarım var gibi bir yükümlülükler silsilesi getirilmeye başlanınca biz de dikkat ettik. Dikkat kesildik yani niçin bu, neden geliyor bunlar, neden ihtiyaç duyuldu, nedenmiş arkadaşlar. Burada bir kanunun bir amacı var tabii. O amacı iş yerlerindeki sağlığın ve güvenliğin tam anlamıyla yerleştirilmesi. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok tabii ki. Bizde de genelde Türk milletinde şöyle bir anlayış var. Kadere, ya bize bir şey olmaz anlayışı genelde hepimizde vardır. Ama bize bir şeyler oluyor tabii ki yani. Neticede trafik kazalarını görüyorsunuz. Korkunç trafik kazaları oluyor. İş kazalarını da hepsini göremiyoruz. İş kazaları, trafik kazaları gibi anlatmıyorlar. Veyahut da televizyonlarda bizim gözümüzün önüne sokmuyorlar. Mesela hepimizin çok yakında bildiği Beylikdüzü'nde bir büyük bir marketin alışveriş merkezinin inşaatında basit ihmallerden o 11-15 kişi falan öldü. 11 kişi miydi? 11 kişi öldü. Tabii çok da basit ihmallerden o ölümler oldu. Bu tabii kamuoyuna yansıyan bölümüydü. Ama kamuoyuna yansımayan da çok daha geniş iş kazaları olayları var. Tabii iş kazaları istatistiklerinde İstanbul'da tabii başta gözüküyor istatistiklerde. İş sağlığı ve güvenliği nedir dediğimizde karşımıza sağlık, iş sağlığı ve güvenlik konuları tabii ki çıkıyor. Sağlık kişinin
bedensel ve ruhsal iyilik hali olarak tarif ediliyor. Yani kendimizi iyi hissettiğimiz zaman sağlıklıyız anlamında oluyor. İş sağlığında da işten dolayı bu sağlığımızın, bu beden bütünlüğümüzün bozulmaması gerekiyor. Yani çalışıyoruz diye bir meslek hastalığına tutmamamız veyahut da bir kazaya uğramamamız gerekiyor. Bu da iş sağlığı konusunu ilgilendiriyor. Güvenlik de tehlikeye ve riske maruz kalmama, emniyetli olma halini ifade ediyor. Güvenli riskleri de biliyorsunuz güncel konularımızdan bir tanesi risk değerlendirilmesi yapılması konusu. Bunu bütün iş yerleri için yapmak zorunluluğu var. Böyle bir şey getirelim. Çünkü oradaki tehlikelerin neler olduğunu belirlenmesi gerekiyor. Tehlike her yerde vardır. Hayatımızın her alanında tehlike vardır. Bundan kaçınamayız. Ama biz biliyoruz ki bu tehlikeleri de en aza indirebiliriz. Riskleri azaltabiliriz. Ve bunların içinde bilimsel çalışmaların sonuçlarını kendi hayatımıza uygulayabiliriz diye düşünüyoruz. Hele iş hayatında çok daha fazla uygulanabilir bunlar tabii. Evet, bazı istatistikler var. Bu kanunun bu kadar kapsamlı olmasını gerektiren konunun başında bu istatistikler de tabii önem kazanıyor. Avrupa ülkelerinden birkaç örnek vereyim ben size. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda yılda 5500 kişi hayatını kaybediyormuş Avrupa ülkelerinde. 75 bin kişi de sürekli iş göremez hale gelmekteymiş. 149 milyon iş günü ve 20 milyar euro bir kayıp oluşturmaktaymış. Bu Avrupa'daki tüm ülkelerle ilgili yapılan bir istatistik. Dünyada da 1 milyon iş kazası olmakta. Ciddi bir rakam. Yani hiç tahmin edelim ki araştırdığımız zaman bunları bulduk. 4932 çalışan işle ilgili hastalıklara yakalanmakta. 1096 çalışan da iş kazası nedeniyle ölmekteymiş. Türkiye istatistiklerine baktığımız zaman bunlar da az değil tabii ki. Her gün 172 iş kazası olmakta arkadaşlar. Her gün 4 kişi bu kazalar sonunda hayatını kaybediyor. 6 kişi sürekli iş göremez hale geliyor. Bu iş kazalarının dağılımına baktığımız zaman bu grafikte görüyoruz. Şöyle bir ayrım yaptık burada. 50 ile 50'nin altı ve 50'nin üstü olarak. %98 50'nin altı gözüküyor burada. %2 de 50 ve üzeri çalışan iş yerleri. Bu kadar oransal bir fark var arada. Ama kazalar bölümüne geldiğimiz zaman bakın kazalar bölümünde neredeyse yarı yarıya. Büyüklükleri farklı ama kazalar oranında yarı yarıya gelmiş. En çok iş kazası olan sektörler hangileri dersek tabii başta herkes tahmin edecek. İnşaat, maden, metal iş kollarında, petrokimya iş kollarında en çok iş kazası bu sektörlerde oluyor. En çok kazaya maruz kalan unsurlar eller ve parmaklar bacaklarında. En çok kazaya uğrayan. En çok ölümlü kaza inşaat işlerinde oluyormuş. Burada tabii İstanbul 28 kişiyle başta. Adana'da 21 kişiyle arkasından onu takip ediyor. En az kaza, daha doğrusu hiç kaza haberi gelmeyen illerimiz de varmış arkadaşlar. Hiç kaza haberi gelmeyen iller Erzincan, Bitlis, Kars, Iğdır. İstatistiklerde buraya ait hiç kaza gözükmüyor. Meslek hastalığı da gözükmüyor. İş yeri kaza. Bilmiyorum nedendir. Yani orada ya mutlaka iş yerleri vardır da kayıtlara mı almıyorlar artık? Kayıtlara mı geçmiyor? Oradaki işler kaçak işler midir? Nedir? Tam bilemedim ama yani hiç Türkiye'de hiç iş kazası olmayan yerlerde varmış. En çok meslek hastalığı nedir?
deyince çok enteresan. Bizi de ilgilendiriyor. Yani bizim meslek mensuplarımızı da ilgilendiriyor. Genelde bizim çalışma şeklimiz de hep durağan ve böyle masa başı ve sandalyeye bağlı olduğu için bel fıtığıymış arkadaşlar. En çok bel fıtığı. Onun için biz de bu gruba girebiliriz. Diye. Ergonomi diyorlar. Çok güzel. Kaza tabii hiçbirimizin istemediği bir şey. Neticede kazanın sonucunda bir takım bedeller ödenmek durumunda. İnsanların çalışamaz hali, hayatları kararmakta. Bir takım ölüm olayları olmakta. Olmasa bile belli bir uzuvlarını kaybettikleri zaman maddi hasarlar olmakta, tazminatlar oluşmakta bunun sonucunda, yaralanma, işin durması, zaman kaybı, psikolojik etkiler tabii insanların etkili, travmalar var işin içinde. Dolayısıyla bütün bunları birlikte düşündüğünüz zaman kaza gerçekten pahalı bir, pahalıya patlayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi iş kazasının tabii sadece bu maddi kayıt boyutları yok, hukuki sonuçları da var. Biliyorsunuz sadece sigortalı olmakla insanlar kurtulamıyor. Neticede sigorta ona belirli yardımları yapıyor. İş göremezlik ödeneklerini veriyor, hastalık yardımlarını yapıyor. Ama neticede işverenin kusuru varsa bu işin içinde, o zaman işin içine başka kanunlar da giriyor. Hangi kanunlar giriyor? Bir kere borçlar kanunu giriyor. Borçlar kanununda gördüğünüz gibi yansıtılır. 3 tane tazminat hakları doğuyor. Bunlar avukatların en çok hoşlandıkları davalardır bu davalar arkadaşlar. Çünkü net ve kesin sonuç verir. Kazanması neredeyse %100'e yakındır bu davaları. Çünkü 4857 sayılı iş kanunun başında şöyle bir ifadeler vardır. Der ki bu kanun çalışanların haklarını korumak amacıyla düzenlenmiştir. Der. Yani kanun sadece 25. maddenin 2. bendinin fıkralarında işveren lehine gözükebilecek, kullanılabilecek maddeler vardır. O da çok şartlara tabidir. Onun dışındaki kanunun diğer maddelerinin hepsi işçi lehinde maddelerdir. Dolayısıyla ben mesela hiçbir müşterime işçisiyle bu özellikle tazminatlar, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer tazminatlar konusunda zıtlaşmamasını öneriyorum. Çünkü kazanılabilen dava sayısı çok az, yani görünmeyecek kadar az, değmeyecek kadar az. Bunun dışında tedavi masraflarını tabii talep edebiliyor. Çalışma gücünün kaybından doğan zararlar var. İktisadi geleceğin sarsılmasından dolayı zararlar var. Hele kazaya uğrayan kişi genç bir kişi ise çok daha büyük rakamlar karşılığına çıkabilirler. SGK anlamında da tabii bir takım karşılaştırmalar var. Mesela işverene rücu etme hakkı var SGK'nın. Biliyorsunuz SGK'nın da bir takım istekleri var. İşe giriş ve devamında uygulanması gereken uygulamalar var. Bunlarda eğer bir hata yapmışsak, bir eksiklik yapmışsak işverene rücu eder. Özellikle mesela sağlık raporu almadan işe başlamalarda çok net gözüken bir şeydir bu. İş kazasının bir de cezai sorumlulukları var arkadaşlar. Bir maddi sorumluluklar var ama sadece ona da kurtulmuyor işveren. Bir de cezai şartlara tabi oluyor. Şimdi nelerdir diye baktığınız zaman bunlar iş hukuku ve ceza hukuku olarak iki bölümde karşımıza çıkıyor. Ceza hukuku açısından ölümle bitenlere taksirle ölüm, yaralanmayla sonuçlanan da taksirle yaralanma şeklinde iki cezai şart var. Taksirle yani gerekli tedbirleri almadı, kasıt değil de gerekli tedbirleri almadığı için işveren ama sonuç değişmiyor. Bakın aşağıya doğru indiğimiz zaman yani taksirle de olsa
bir cezai zorunda karşılaşacak muhtemelen. Nelerle karşılaşacak? Taksirle ölüm var ise 2 ile 6 yıl hapis cezası hükmedilebilir duruma göre. Birden fazla ölüm ve yaralanma varsa bu süreler 15 yıla kadar çıkabilir. Yani işveren olmanın da böyle maliyetleri var neticede. Taksirle yaralamada onda da hapis cezası var gördüğünüz gibi. 3 aydan 1 yıla hapis adli para cezasına çevrilebiliyor tabii 1 yıla kadar olanlarda. Eğer birden fazla kişi işin yaralanmalara falan karışmış ise o zaman 6 aydan 3 yıla kadar da bir hapis cezasıyla karşılaşacak. Şimdi düşünün yani eğer kusurlar sizin tarafınızda, işveren tarafında tespit edilirse bu şekilde cezai sorumluluklarla da karşılaşılabiliyor. O yüzden bu yeni kanunun, iş sağlığı ve güvenliği kanunun getirdiği yeni bir korumalı hayat aslında işverene bunların hepsinden korunma şansı tanıyor. Onun için biz bunu bu tehlikeleri anlatalım ve bu verilecek paralar belki iş güvenliği uzmanlarına, iş yeri hekimlerine, OSGB'lere verilecek aylık ücretler olacak tabii. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri için şimdi 1/2014'te başlayan bir uygulama var. Tabii ki işverenler hani ceplerinden para çıkmasını istemeyebilirler. Yani zor olur mu? Niye verelim diye belki düşünebilirler. Ama işin bu tarafına baktığınız zaman o verilecek paraları çok çok fazlasıyla değer bir durum var ortada. İşte bizim anlatmaya çalışacağımız işverenlere karşıları nelerle karşılaşabileceklerini sonra çok daha büyük bedeller ödemeleri gerektiğini ve tabii ki neticede yanındaki çalışan hatta kendileri de bu tehlikelerin içinde olabilirler. İş yerinde işçinin karşılaşabileceği tehlikeler vardır. Artı o tehlikeler işveren için de geçerlidir aynı zamanda. O da tabi olacaktır. Topluca bir güvenlik çemberi içinde olması tabii ki arzulanan bir şeydir. O yüzden bunun yerine getirilmesinde hareketlenmek gerekiyor. Bu da sanıyorum biz meslek mensuplarına biraz bu anlamda bir yük getiriyor. Evet, bu 6331 sayılı kanun 30 Haziran 2012'de yayınlanana kadar daha önce bir tabii bir gelişimi de var bunun. Geçmişten gelen bir uygulamalar da var. Şöyle kısaca bir tarihsel gelişimine de bir bakarsak aklımızda olsun. 1919'da bir ILO teşkilatı kuruldu. Uluslararası Çalışma Teşkilatı. Bu işçi haklarını koruyan ve bizim de taraf olduğumuz bir teşkilat. Duymuşsunuzdur ILO şeyini. Bizde ise ta Osmanlı devrinden başlayan bir takım hareketlenmeler oldu. Çok fazla olmasa da bazı nizamnameler çıkartılmış. 1865'te İlaver Paşa Nizamnamesi diye bir nizamname yayınlanmış. 1869'da Madi Nizamnamesi yayınlanmış. 21'de de bu Ereğli'de demir çelik işletmeleri, orada bir demir çelik madeni bulunduktan sonra işlenmeye başlamış tabii. Orada bir orada bir çalışma hayatına ait bir kanunlar yapılmaya başlanmış. Ama tabii ki ilk düzenli kanunlar 1936'da 3008 sayılı iş kanunu bu olarak geliyor tabii. 1967'de 931 sayılı kanun, sonra sistematik değiştiği için böyle bir kanun numarası geri düşmüş. 71'de 1475 sayılı kanun, benim yaşımdaki olanların çoğu bu 1475 sayılı kanunla çok haşır neşir olduk yani o dönemlerde. 2003'te de 4857 sayılı iş kanununa iş güvenliği üzerinde düzenlemeler yapıldı. Biraz evvel de bahsettiğim üzere 50 ve üstü çalışan iş yerlerinde iş yeri hekimi uygulaması yapmaya başlamış idik. Şimdi 6331 sayılı kanun tabii ki bunlardan ayrı bir düzenleme, daha kapsamlı bir düzenleme ortaya getirdi. Ne yapmak istiyor?
bir kere bir bilinç yerleştirmeye çalışıyor. Toplum üzerinde bu iş sağlığı, iş güvenliğini, iş sağlığının bir bilincini yerleştirmeye çalışıyor. Tabii bunun bir aşamaları var. Birdenbire bütün toplum bir anda bilinçli hale gelemez. Eğitimin ta ailede başlaması gerekiyor. Aile içinde verilen bu çocukluktan başlayan güvenlik eğitimleri, iş bunun önemi belirtilir. Sonra güvenlik davranış bilinciyle sarmalanıyor. Sonra bu işletmelerde işletme kültürüyle birleşiyor. Daha sonra daha büyük endüstriyel kültür ve ulusal güvenlik kültürü haline dönüşüyor. Tabii bunun için zaman gerekiyor. Gördüğünüz gibi 1,5 yılda alabildiğimiz sürede müşterilerinizin yapabildiği işlere, yani nereye geldiğimize baktığınız zaman çok fazla yol kat edilmediği görülüyor neticede. Sanırım bundan sonra daha hızlı olacak. Kanunun içinde şöyle bir madde de var, 6331'de. Bu bilincin geliştirilmesi için kamu spotu yapılmasını emrediyor. Diyor ki ulusal ve bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşlarında ve radyolarda ayda en az 60 dakika bu konularda yayın yapılması, eğitici mahiyette yayın yapmakta zorunlu tutmuş. Yani ondan sonra görebileceğiz böyle yayınları. Bu yayının da en az 30 dakikası saat 17 ile 20 saatleri arasında olmak üzere yapılacağını ifade ediyor. Bu o bilincin yerleştirilmesi, o bilincin insanlar üzerinde daha etkili olabilmesini, sadece kanun çıkartmakla iş bitmiyor biliyorsunuz. İstediğimiz en güzel kanunu çıkartın, insanlar ona eğer şey göstermek, yatkınlık göstermezlerse, kendi hayatlarına sokmazlarsa siz o kanunu çok ilerletemiyorsunuz. Bu da tabii ki bu risk konularını anlatırken bu da bir işin riski olarak karşımıza çıkıyor. 30 Haziran'da yayınlanan bu kanun 4857 sayılı iş kanununun bir bölümlerini ortadan kaldırdı. 76 ve daha sonraki maddelerini kaldırdı ve kendi bünyesine aldı. Ne yapacakmış? Diyor ki ben diyor şunu yapmak istiyorum diyor. İş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğini sağlanması, mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için, yani bunları sağlamak adına işçi ve işveren çalışanların hak, görev ve sorumluluklarını belirliyoruz diyor burada. Bunun için bu kanun çıkartıldı. Yani toplam olarak kim neyle sorumlu olacak, kimin ne görevleri var, nedir? Bunları biz bu kanun içinde göreceğiz. Bu kanunla tabii bazı profesyonel kadrolar oluşturuldu. Hani dedim ya konuşmamın başında, biz TTK'da işlem denetçiliği gibi güzel bir iş vardı. Biliyorsunuz 400. maddede bir üçlü bir denetim sistemi kurulmuştu. Bağımsız denetçi, işlem denetçisi, özel denetçiydi. Ortadaki işlem denetçisini bizim tam da bize uygun bir işti, işlem denetçiliği. Yapılan TTK'ya göre yapılan işlemleri denetleyecektik. Konumuzdu yani. Ama 6335'te onu oradan çıkartıverdiler. Ama başka bir gruba, mühendisler grubuna, teknik eleman grubuna böyle bir imkan sağladılar. Onlara gün doğdu. Onların önünde bir iş kapısı açıldı. Harıl harıl herkes iş güvenliği uzmanı olmak için, hekimlik zaten belirli bir şeydi. İnsanlar zaten doktor olmak için yol çiziyorlardı. Ama iş güvenliği uzmanı olmak için öyle bir eğilim yoktu. Bu bayağı bir öne çıktı. Bir güzel bir meslek olarak da şu anda faaliyetini sürdürüyor sanırsam. Evet, önce iş güvenliği diyor bu kanun. İş güvenliğini sağlayabilmek için burada işletmenin içindeki herkesin bu işin yükünün bir kısmını yüklenmesi gerekiyor. Yani çalışanlar da, işveren de, dışarıdan hizmet ve iş yeri hekimi de, efendim iş yeri güvenlik uzmanı da, hepsi bu işin içinde bir görev alacaklar.
Ve herkes kendisine düşeni kendi çapında uygulayacak. Dolayısıyla risklerin tehlike her yerde var dediğimiz gibi ama bu tehlikeleri en aza indirmek için bir çalışma içinde olacaklar. Kanuna baktığımız zaman şöyle bir genel bir şeyini çizmek gerekirse neleri kapsıyor? Bir kapsama alanı yaparsak kanuna kuş bakışı bakarsak madde 4'te işverenin genel yükümlülüklerini ifade etmiş. Madde 6'da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini belirlemiş. Madde 10'da risk değerlendirmesini tarif etmiş. Nasıl yapılacak bu risk değerlendirmesi? Madde 11'de acil durum planlarının yangınla mücadele ve ilk yardım ekiplerinin nasıl kurulacağını, nasıl işleyeceğini bunları tarif ediyor. Bayağı her şeyi tarif ediyor yani kanun. 12. maddede tahliyeyi, 14. maddede iş kazası ve meslek hastalığı kayıt ve bildirimlerini, 15. maddede sağlık gözetimini, 16. maddede çalışanların bilgilendirilmesi konusu. Bu bayağı ciddi bir konu, çalışanların bilgilendirilmesi konusu ve bütün iş yerlerini kapsayan bir konu. Çalışanların eğitimi, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması. 20. maddede çalışan temsilcisinin seçimi. Madde 22'de İSG kurullarını kurmak, iş sağlığı, güvenlik kurullarını. 50 ve daha fazla çalışan olan iş yerlerinde. 29'da güvenlik raporu, büyük kaza önleme politikası belgesi, yükümlülükleri detaylı olarak düzenlenmiş. Kanun bu çerçevede yapılacakları, herkesin görev, hak, sorumluluklarını detaylı olarak belirlemiş. Evet, bunu söyledik. İş yerlerinin mevcut durumunu sürekli iyileştirmesini sağlamak. Evet, şimdi neleri kapsıyor bu kanun, kimleri kapsıyor? 4850 sayılı kanun biliyorsunuz iş kanunuydu. Onun yanında başka bir kanunlar daha vardı iş kanunu yanında. Hatırlarsınız deniz iş kanunu vardı, basın iş kanunu vardı. Bunlar ayrı ayrı kanunlardı. Ama 6331 sayılı kanun kimseyi dışarıda bırakmamış arkadaşlar. Var 2-3 kişi var onlardan bahsedeceğiz. Bazı gruplar var. Kapsam dışı kadar çok az. Ama bunun dışında hem kamu hem özel kesimde ne kadar tehlikeli, tehlikesiz ne varsa bütün iş yerlerini kısmi çalış, ister kısmi çalışsın, ister tam zamanlı çalışsın, ister çırak olsun, ister stajyer olsun, ister normal çalışan olsun, bütün herkesi kapsıyor. Bunu bütün iş hayatını bu kadar tamamını kapsayan bir kanun daha önce yayınlanmamıştı. O yüzden bizim ilgi alanımızda bütün iş yerleri olacak. Ne hangi kimler bu işin içinde olmayacaklar dediğimiz zaman biraz birkaç kişiyi sayıyor. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Genel Kolluk Kuvvetleri'ni ve MİT faaliyetlerini saymış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sadece hepsi değil ama tabii onların iktisadi teşekkül gibi düşünün. Fabrika, bakım merkezi, dikim evi ve benzeri iş yerindeki çalışmaları bunları kapsam içinde. Onlar hariç olmak üzere. Afet acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerini saymış. Bunlar diyor. Ev hizmetleri demiş. Ama konut kapıcıları kanunun kapsamında. Yani bizim oturduğumuz evlerdeki çalıştırdığımız görevli, kapıcı görevini yapan personeller bunlar kapsamın içinde. Ama ev içinde işte ahçı, bahçıvan, şoför işte gibi ev hizmetlerinde çalışanlar onun dışında gözüküyor. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Bu tabir size yabancı gelmiyordur tahmin ederim. Bunlar Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde esnaf mahiyeti başlığı altında sayılan kişileri anlatmaya çalışıyor. Biliyorsunuz siz zaten Gelir Vergisi Kanunu'nda.
Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. Bunlarla sınırlı arkadaşlar. Kapsam dışında olanlar sadece bunlar. Bunun dışındakilerin hepsi kapsamın içinde gözüken iş yerleri. Kanun başlangıçta bir genel tanımlar yapmış. Bunları kısaca değineceğim, aklınızda bulunsun diye. Sağlığın ne olduğunu, iş sağlığının ne olduğunu, işte tehlike ve riske maruz olmama hali olarak sağlığı belirliyor. İş sağlığında çalışanların iş nedeniyle oluşabilecek hastalık ve kazalarından korunmaları. Tehlikede iş yerinde var olabilecek ve dışarıdan gelecek çalışanı ve iş yerini etkileyebilecek zarar ve hasar verme potansiyeli. Bu dışarıda da vardır tabii ki. Yani sadece iş yerinin içinde de değildir. İş yeri gibi biliyorsunuz her yer sadece çalışılan mekanlar değildir. İş yerinin, işverenin işçiyi bir iş için gönderdiği yerler de iş yeri sayılmakta. Tabii ki araçla gelip gitmelerde de personelin iş yerine gelip ve gitmelerindeki oluşabilecek kazalarla iş kazaları içinde oluşabilecek tehlikeleri kapsamaktadır. Güvenlik de bunlardan hepsinden korunma hali olarak tarif ediliyor. İş güvenliği de bunlarla ilgili yapılan bütün çalışmaların, bilimsel çalışmaların tümüne de iş güvenliği, evet, tehlike sınıfı. Şimdi kanuna baktığımız zaman iş yerlerini tehlike sınıflarına göre bir ayırma tabi tutmuş. Eskiden bir ağır ve tehlikeli işler diye bir tanımlar vardı ama burada bir üçlü bir tanım çıkıyor karşımıza. Tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikeli diye iş yerlerini bir ayırmış. Ve bunlara göre bir takım kıstasların hepsi bunlara göre şekillenecek. Bundan sonraki çalışmalarda OSGB ile alacak hizmetlerde, dakikaların hesaplanmasında falan hepsinde bu tehlike, çok tehlike, az tehlike sınıfları burada önemli olacak. Bu nasıl belirleniyor? Biliyorsunuz SGK'da NACE kodları var. O NACE kodlarının tehlike sınıflar listesi var. Oradan baktığınız zaman kimin çok tehlikeli, az tehlikeli olduğunu listeden kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Zaten o şekilde bulduk hepsinin hangi gruba girdiğini. İlk önce tehlikesini, tehlike sınıfını belirlemek gerekiyor. Ve sorumluluklar da bu tehlike sınıflarına göre değişiklik arz ediyor tabii ki. İş yerini biliyoruz. İş yerinde üretim yapılan yere iş yeri deniyor. Onu genelde tanımlarını okuyabilirsiniz yansıdan da. İş kazası da iş yerinde meydana gelen vücut bütünlüğünü ve ruhen bedenen özre uğratan olay olarak tanımlıyor. Bir de meslek hastalığı var bu işçilerin maruz kaldığı. Kanunun getirdiği önemli kavramlardan biri de çalışan temsilcisi seçimi. İki veya daha fazla çalışan işçisi olan iş yerlerinde bir çalışan temsilcisi seçmek zorunluluğu var. Bu bir seçim oluyor burada. Bildiğiniz bir seçim. Ama tabii kağıt üzerinde mi kalacak, gerçekte bir seçim mi yapılacak tam bilemiyorum ama sanıyorum bu seçimi orada gerçekleştirmek. Çalışan, yani her iş yeri bir çalışan temsilcisi seçmek durumunda. Bunun için ne yapıyor? Önce kuralları belirliyor. Ne zaman, ne şekilde yapılacağının gündemini belirliyor. Sonra bir hazırın yapıyor. Daha doğrusu katılanlar listesi yapıyor. Seçime katılan. Oy pusulaları yapıyorlar. Herkes oyunu veriyor. Sonra bunlar değerlendiriliyor ve kimin seçildiği ortaya çıkıyor. O sayılar var. O sayılara göre de ilerleyen slaytlarımızda bunun için özel bölüm var. O bölümde anlatacağız. Bunlar ve bu belgeler ve bunlar işçi özlük dosyaları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm
evrak, belge, döküman ne var ise hepsinin bir saklanma süresi var arkadaşlar. Ciddi arşivlere ihtiyaç var bunun için. Saklama süresini 15 yıl olarak vermiş kanun. Diyor ki bu işle ilgili olan en yüksek rakam şu anda. 5 yıllar var biliyorsunuz, 10 yıllar var. 15 yıl en yüksek süre burada karşımıza çıktı. İşveren 15 yıl boyunca bunları saklayabileceği, özel muhafaza edebileceği yerler hazırlama durumunda. Evet, iş güvenliği uzmanı, yeni iş alanı bu iş güvenliği uzmanı. Bu alanda görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendiriliyor. Duymuşsunuzdur, belki ilgi yakınlarınızdan da olanlar vardır. ABC grupları şeklinde bir iş güvenliği uzmanlığı sertifikaları veriliyor bakanlıkça. Bunlar için eğitimler veriliyor, sınavlar yapılıyor ve sınavların sonucunda bu belgeler veriliyor. ABC belgeleri de bu tehlike sınıflarına göre iş yapmak üzere veriliyor. Tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikeli şeklindeki iş yerlerine. Bu iş güvenliği uzmanı kimler olabiliyor? Bir kere mühendisler oluyor, mimarlar ve teknik elemanlar olabiliyor. Orman mühendisiyle olsanız bu işin içinde yer alabileceksiniz. Onlara bir iş kapısı çıkmış gözüküyor. İş yeri hekimi, bu da gene bakanlıkça görevlendirilmiş, belirli eğitimi almış doktorlardan oluşuyor. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi 50 ve üzeri çalışan iş yerlerinde böyle bir biriminde kurulması gerekiyor. Sağlık ve güvenlik birimi. Bu 7 kişiden oluşan bir ekibi var bunların. Bunlar da ilerleyen slaytlarda detaylıca anlatacağız size. Bütün bu iş güvenliğiyle ilgili yapılacakları, edilecekleri hepsi birlikte bir kontrol ediyorlar. Orada iki tane seçilen kişi var. Bir tanesi bu biraz evvel söylediğimiz çalışan temsilcisi. Bir de usta veya ustabaşı seçimi de yapılıyor. Bir seçim daha yapılıyor yani iş yerinde. İki seçim yapmak zorundasınız. Böyle bayağı bir seçimli işler var bu kurulların içinde. İş yeri sağlık ve güvenlik kurulu dediğim gibi çalışan temsilcisi ve usta ve diğer 6 kişi sayılacak diğer 6 kişilerden oluşan bir ekiple bütün bu güvenlik açıklarını ortaya çıkartacak, güvenliği sağlayacak, takip edecek bir kurul olarak iş yapacak. Destek elemanları seçilmesi gerekiyor. Bu destek elemanları da biliyorsunuz özel eğitimler alıyorlar bunlar. İlk yardım eğitimleri alıyorlar, yangın eğitimleri alıyorlar. Bunlara da destek elemanları deniyor. Teknik elemanlar var. Teknik öğretmen, fizikçi veya kimyager ünvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarından oluşan bir teknik eleman grubu var. Eğitim kurumu. Bu tabii eğitim verilmesi, hem eğitim verenlerin eğitim verilmesi için bir çalışmalar var. Bir de mesleki eğitim edindirmesi için bir çalışmalar var. Şu anda bizi ilgilendiren konulardan bazıları işe girişlerde, özellikle işçilerin işe girişlerinde bizim istediğimiz özlük dosyasıyla ilgili istediğimiz bir takım belgeler vardır biliyorsunuz. Bunların iki tanesi önemli. Biri sağlık raporu. Artık tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili alacağımız sağlık raporu mutlaka iş yeri hekiminden alınması gerekiyor. Evvelden her yerden alınabiliyor gibi bir belgeydi bu iş yeri sağlık raporu. Artık geçerli değil. Bundan sonraki alacağınız işe girişlerde isteyeceğiniz grubu tehlikeli ve çok tehlikeli ise mutlaka OSGV'den bağlı bir iş yeri hekiminin bu işe uygun olduğunu belirten bir raporunun olması gerekiyor. Eğer bu rapor böyle olmazsa orada onun o kişinin işe başlatılması mümkün değil. Bu bizi, yani işe girişlerini biz yaptığımız için onu söylüyorum.
artı işe girişlerle ilgili olarak bir de meslek ilgilendiren konularda mesleki gereklilik var ise bu mesleği yapabileceğine dair bir mesleki yeterlilik belgesi verilmesi gerekiyor. Bunda olmayan, bu da olmayanlar işe başlatılamıyor. Kanunda bunu da açık olarak belirtmiş. Demek ki en az iki tane belge olmadan siz o kişiyi işe başlatmayacaksınız. Önce bunları tamamlayın, ondan sonra gelin iş. Özlük dosyası bu şekilde oluşturulması gerekiyor. Bir de bir konu daha var bu sağlıkla ilgili konuda. Bir iş yerinden başka bir iş yerine geçen, yeni bir iş yerine geçen işçiyle ilgili işveren eski sağlık dosyasını isteyecek. Yani bir önceki iş yerindeki iş yeri hekiminden yazılı olarak onun geçmişinde diğer iş yerindeki, bir önceki iş yerindeki çalışmalarına ait sağlık dosyasını yazılı olarak istemek zorunda. Buradaki işe başlamadan önce. Böyle de bir zorunluluk daha var. Evet, 30 gün içinde de karşı tarafta bunu göndermek zorunda. Ama siz isteyeceksiniz önce. Yani yazılı bir talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki bu kişi bizde işe başlıyor. Bunun sağlık dosyasını istiyoruz diyecek. O eski işveren de bu 30 gün içinde bu dosyayı gönderecek. Yani demek ki 3 tane en azından karşımıza bir yaptırım çıkıyor. Bizleri ilgilendiren bölümde. 50 üzeri... Hayır. Hayır. Tehlikeli ve çok tehlikeli. Buradaki ayrım tehlikeli ve çok tehlikeli ayrım. Peki hocam. Eski soruları sonra şey yapsak. Bütünlüğü bozmamak adına. Özür dilerim. Bütünlüğü bozmamak adına. Şimdi önleme çalışmaları var kanunda. Tehlikeyi belirleme çalışmaları var. Tehlikeyi nasıl belirleyeceğiz? Tehlikeyi bu risk raporuyla belirleyeceğiz. Risk raporu belirlenmesi bütün iş yerlerinde. Yani az tehlikeli, çok tehlikeli, tehlikesiz. Neyse, 3 gruba giren bütün iş yerleri için mutlaka bir risk değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Bunun başlangıç tarihi kanunun yayınlandığı tarihten sonra 6 ay sonra başlıyor. 30 Haziran'da yayınlanmış kanun 2012. Demek ki 30 Aralık 2012'den itibaren risk değerlendirmesi raporu düzenleyen her iş yeri için istisnasız kapsam dahilindeki bütün iş yerleri için bizim bürolarımız için dahil, buna biz de dahiliz. Risk değerlendirmesi yapılacak yahut da yaptırılacak. Böyle bir uygulama var. Yapmazsanız, bugüne kadar yapmadınız. Bununla ilgili ciddi bir ceza yükümlülükleri var. Ay ay devam ediyor. Yani bugünkü diyelim ki yönetim uygulamacılar diyelim, geldikleri yerlerde çok sert davranmıyorlar ama kanunda bir hüküm yok. Yani kanunda bir gevşeme yok veya öteleme, af diye bir olay yok. Kanuna baktığımız zaman bugün tarihi itibariyle bir yükümlülüklerimiz var. Yaklaşık söylüyorum. Orada ilk ay için 3500 ile başlamış da sonra 4500 ile devam etmiş. Önemli değil. Biz yaklaşık olarak 5 desek buna 12 ay geçmiş üzerinden. Demek ki şu anda o iş yerinin, yaptırmayan iş yerinin riski 60 bin lira yaklaşık diyebiliriz yani. Bir bununla ilgili bir tutanak tutulması, yapılmadığının belirlenmesi halinde demek ki en ufak bir iş yeri bile 60 bin liralık bir riskle tabi. İşte tehlike bu. Saatli bomba dediğimiz olay bu işte arkadaşlar. Bizim bunu anlatmamız lazım. Risk raporu nedir diyeceksiniz. İşte yapmıştır, görmüşsünüzdür yapılan risk raporlarını. Bizim işlerini tuttuğumuz, muhasebesini yaptığımız ufak işletmelerle ilgili çok da bir şey yok ortada. Ama yaptırılmadığı zaman o 8-10 sayfalık belge için ödenecek bedel
bugün için 60 bin lira gibi gözüküyor ve her geçen ay içinde üzerine ekliyor. Yani bu riski bizim anlatmamız gerekiyor. Hem insani hem vicdani bizim iş yaptığımız kişilere bunu anlatmamız gerekiyor. Çünkü başka anlatacak kimse yok ortada. Şu anda onlara bunu anlatacak yakınlıkta ifade edebilecek bilgi ve beceri düzeyinde kimseler gözükmüyor açıkçası. Bizim de yani yapmasak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Üzerinde bir sorumluluk gelmez. Ama vicdani olarak diyorum bunu biz biliyorsak bizim de bunu devamlı çalıştığımız insanlara en azından yazılı olarak ben yapsam sözlü de yapmam bunu. Yazılı olarak böyle bir yükümlülüğünüz var. Buna dikkat edin derim açıkçası yani. Şimdi sadece risk değerlendirmesiyle de iş bitmiyor tabii ki. Risk değerlendirmesini yaptınız. Yani şunlar şunlar eksik falan değil. Risk değerlendirmesini o eksikliklerin hepsinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bütün o değerlendirmenin yani yapılması gereken riski oluşturan her şey yeniden ne yapılacak? Ortadan kaldırılacak. Kaldırılamıyorsa daha aza indirilecek. Tedbirler alınacak. Önleme politikaları ve izleme politikaları yapılacak. Şimdi şöyle anlaşılıyor. Ben risk yaptırdım. Risk değerlendirmesini koydum. Tamam diyorsunuz. Hayır. Tamam değil. Eğer orada eksiklikler varsa o risk değerlendirme raporumuzda eksiklikler değerlendirme işinde olabilir. Değerlendirmeden sonra da ortaya çıkabilir bazı şeyler. O zaman ne yapacaksınız? Bunların hepsini gidermek zorundasınız. Uzmanla da çalışsanız uzmanın sorumluluğu size onu yap demek. Tespit ediyor. Diyor ki bunları yap diyor size. Eğer siz onları işveren olarak yerine getirmemişseniz yükümlülük yine işverende. Tabii ki iş güvenliği uzmanının bunları tespit edip bildirmesi halinde tabii ki. Yoksa iş güvenliği uzmanı da sorumluluklar geliyor ayrı bir şekilde. Risk değerlendirmesinin bozan unsurlar var. Yani yenilenmesi gereken konular var risk değerlendirmesinde. Hangi hallerde tekrar risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor? Eğer iş yerini değiştirmişseniz, yani iş yerini alıp adres değişikliği yapmışsanız eski risk değerlendirmesi geçerli olmuyor. İş yerinde belirli teknolojik değişiklikler yapılmışsa, farklı metotlar uygulanmaya başlamışsa yeniden risk değerlendirmesini yenilemek gerekiyor. Bir de eğer iş yerinde kaza ve meslek hastalığı olmuş ise yine risk değerlendirmesi raporunuzu yenilemeniz gerekecek. Tabii bazı da risk raporu bir kere yapmakla da bitmiyor. Bu tehlikeli, çok tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde 2-4-6 yıllarda tekrarlamak gerekiyor. Yani bir kere yaptık, bitti şeklinde olmuyor. Ama dediğim gibi bazı hususlarda da değişiklikler yaptığınız zaman, kaza olduğu zaman tekrar risk raporunu yenilemek gerekiyor. Bitti mi risk raporu yapılmakla iş bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki. Bir de diyor ki acil eylem planı da yapacaksın. Acil eylem planı nedir? Bir tehlike anında kim ne yapacak? Nereye kaçacak? Hangi şeyin altına girecek? Dolabın hani depremde rahmetli Işıkar'a söylüyordu. Ahmet Mete Işıkar'a nasıl korunacağımızı, ne yapacağımızı, nerelere kaçacağımızı söylüyordu. Bu da öyle bir şey. Acil durum, yangın durumunda veyahut da belirli bir patlayıcı maddeler olan bir iş yerindeyse patlamaların oluşturulduğunda ne yapılacak, nereye kaçılacak, ne kurtarılacak gibi bununla ilgili bir acil durum planı, acil ve eylem planı yapılması gerekiyor. Bitmedi. Tabii daha yapacağımız işler daha var. Ne yapacağız? Çalışanların bir eğitimini yapmak zorundayız. Yani çalışanlar ne risklere karşı nasıl korunacak? Bu konularda yapması gerekenler nelerdir? Uzmanlar tarafından
belirli saatlerde, onların saatleri de belli, belirli saatlerde eğitimleri verilmeli ve bu eğitimlerin tekrar edilmeleri gerekiyor. Bakın iş, ne kadar iş var. O kadar çok iş var ki yapılacak, takip edilecek. Yani işveren bunu kendi başına yapması çok mümkün değil. Bizim de tabii bu işe direkt girmemiz pek mümkün değil. Dolayısıyla bu OSGB'lerden bu hizmetler alınması gerekiyor. Sağlık gözetimi var bir de tabii. İşçilerin sağlıklı olmalarının, işe uygun olduklarının belirlenmesi ve de bunların periyodik muayenelerinin yapılması gerekiyor. Evet, bize bir şey olmaz mantığının burada bir güzel örneğini görüyorsunuz. Hava sıcak, tabii gölge lazım. Böyle bir atraksiyon resimdeki görebiliyor mu acaba arkamızda? Evet, iş makinesine öyle bir atraksiyon yaptırılmış ki altında gölge oluşturulmuş. Yemek yiyor işçiler. Çok rahat. Şimdi burada oluşabilecek risklerin hepsini kabul etmişler buradaki insanlar. Ama sonuç olarak buranın bu aletin düşme ve altın ekleri dümdüz etme gibi bir sonucu var. İşte bu bir risk. Riske bir örnek. Evet, ortak sağlık güvenlik birimi oluşmasıyla ilgili kanunda bir çalışma, yani yeni bir kurul, ortak sağlık güvenlik kurulu, yeni bir modeller öneriyor bu kanun. Bu önerdiği modellerin içinde bir tanesi ya kendin yap ya dışarıdan al metodu bu. Yani eğer paran yoksa hizmeti dışarıdan alacaksın. Aynı bizim mesleğe de benziyor. Yani içeride mali müşavir çalıştırabilirsin. Dışarıdan bürodan da hizmet alabilirsin. Benzer bir uygulama da burada yapılıyor. Ortak sağlık güvenlik biriminden hizmet alma zorunluluğu 1-1-2014 tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde başladı. Şimdi bu da ayın sonuna geldi. Bir yani ocağın başında başladı olay. Demek ki önümüzdeki ay Şubat ayında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin tümü zaten bakanlığın listesinde var. Bu ortak sağlık güvenlik birimiyle yaptığımız sözleşmeler e-katip diye bir programı var bakanlığın. Bu bakanlık üzerinde bu program üzerinden iki taraf onaylayarak, yani sözleşmeyi onaylayarak işi resmiyete bindiriliyor. Yani bakanlık Ocak ayının sonunda elindeki iş yerlerinden hangilerinin OSGB hizmeti sözleşmesi yaptığını, hangilerinin yapmadığını net bir şekilde görecek. Yani iş yeri dolaşıp bu aldın mı almadın mı sorusu falan yapmaya gerek yok burada. Demek ki Şubat ayından itibaren bizim tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerimize böyle bir mektup gelebilir arkadaşlar. Gerekli şeyi yapmadınız, dolayısıyla bunlarla ilgili cezalara muhatapsınız diye bir uyarı gelebilir. Çünkü otomatik olarak çıkacak bunlar, bakacaklar, gönderecekler. O yüzden bu ayın sonuna kadar bence bu tehlikeli ve çok tehlikeli grupta gözüken iş yerleri için bu sözleşmeleri, anlaşmaları yapıp e-katibe bildirip yüklememiz gerekiyor düşünüyorum. Burada bir onaylı defter diye bir defter daha var iş yerlerine zorunlu kılınan. Niçin bu onaylı defter tutulması gerekiyor? Çünkü yapılan işlemlerin takibi, eksikliklerin takibi, kim kime hani sorumlulukları belirleyecektik ya, o sorun kim sorumlu? İş yeri güvenliği uzmanı bildirdi mi, bildirmedi mi diye bu takip edebilmek adına bir onaylı defter var. Bu üç nüshalı bir defter. Bu ya noterden tasdik edilecek ya Çalışma Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden tasdik edilerek kullanılabilecek bir defter. İş yerinde bulunacak.
işte imzalanacak tabii yapılan tespitler şeyler ve eksiklik belirtilen eksiklikler de işveren tarafından yerine getirilecek. Bu tavsiyeler neler varsa uzmanların tespit ettiği hususlar varsa bu deftere yazılmak durumunda. Yani bu defter bir nevi işverenlerin akıl defteri, takip defteri gibi bir defter. Yani bizim tuttuğumuz defterlerin yanında iş yerlerinde bir defterin daha olması gerekiyor. Bu iş sağlığı ve güvenliği kanununda bir takım temel prensipler var. Temel prensiplerin başında riskin yönetimi geliyor. Bunu zaten konuşmamın biraz önceki bölümünde riskin nasıl yönetileceği konusunda bilgiler verdim size. Koruma çalışmaları yapılması gerekiyor. Yani olayı sadece bir kağıt parçasında bırakmamak gerekiyor. Yaptınız, biz değerlerini yaptık, işte yaptık mı yaptık, burada duruyor değil. Oradaki yapılan önerilerin, eksikliklerin yerine, bir kere yerine getirilmesi gerekiyor. Yetmedi, takibi gerekiyor. Örneğin bir kaynak yapılan bir iş yerinde düşünün, işçi gözlük takmak mecburiyeti var. Gözlüğünü takıyor ve kaynak yapıyor. Bir ara çıkartır, çıkartabilir o işçi onu. Diyor ki işverene, sen onu takip edecek, onun çıkartabileceğini düşünüp takip edeceksin. Eğer çıkartırsa ikaz edeceksin. Bütün ikazları yazılı yapacaksın. Kişiyi eğiteceksin. Bunun gerekliliğini ona anlatacaksın. Bütün sorumluluk sende. Bununla ilgili tüm sorumluluk sende. İş yerinde diyor. İnşaat işlerinde biliyorsunuz çoğunlukla güvenlik önlemlerine dikkat etmezler. Yükseklerde çalışırlar. Bir bağlantı, kemer bağlantıları falan yapılması gerekir. Hiç onları bağlamadan biz bu işleri hallederiz mantığıyla yaparlar ve sonunda işte en çok inşaat işlerinde başlangıçtaki istatistiklere baktığınız zaman en büyük kazalarda, ölümlü kazalarda inşaat iş yerlerinde olmuş. Öyle değil mi? Onu takip edecek. Bareti yoksa baretini takacak, taktıracak. Taktıracak diyor yani böyle bir şey emredici olacak. Bir yerde bırakmayacak olayı. Dolayısıyla yani bir raporlar yazıp kenara koymakla işveren o yükümlülüklerden kurtulamayacak. Artı eğitecek, eğitimler verecek, koruyucu ve kollayıcı tedbirlerini devamlı işin bütün işin süresi, iş hayatının süresince bunların hepsini takip edecek. Böyle bir düzen kuruyor bu kanun. Bunu istiyor yani. Şimdi işverenlere bir yol haritası vermeniz gerekirse, yani ne yapmaları gerektiği konusunda bir öneri, yani ne yapmamı istiyorsun dediği zaman bir işveren bize bu 8 maddeden oluşan bu yol haritasını verebiliriz arkadaşlar. Asgari de bunlar yapılacak, yapılması gereken işlerdir. Önce iş yerinin tehlike sınıfını belirleyeceğiz. Bu çok önemli. Çünkü bütün sorumluluklar, bütün yükümlülükler, bütün yapılacak işler hepsi bu tehlike sınıfının belirlenmesiyle yola çıkılıyor. Ona göre şekilleniyor. Arkasından risk değerlendirme raporunun hazırlanması konusu geliyor. Becerebiliyorsa kendi yapacak. Ama tabii teknik bilgi gerektiriyor burada. O zaman OSGM'lerden hizmet olacak. Veyahut da belirli sayıları aşmış olan yerlerde de biliyorsunuz bu sayılar devamlı surette 1000-1500 ve 2000 üzerinde işçi çalıştırılan yerlerde artık böyle dışarıdan değil içeriden tam gün süreli uzman çalıştırmak zorunluluğu var. Acil eylem planını hazırlayacak. Çalışanların eğitimini, söylediğimiz eğitimlerini yaptıracak. Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması, yani iş yerinde bütün ekipmanların hazır tutulması. İş yeri çalışanları temsilcilerini atayacak, böyle bir çalışma yapacak.
İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kuracak 50 ve üzerindeki olanlar. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştıracak. Bu şimdi 1-1-2014'ten itibaren tehlikeli ve çok tehlikelilerle ilgili bu hüküm. Ama tabii 2016'dan sonra bütün iş yerlerini kapsamış olacak. Onlar da bunların içine girecek. Evet, yükümlülükler olarak yani yapması gereken şeylerin bir yol haritası olarak çizersek kısaca sonuç buraya geliyor. Böyle bir önerilerimize geliyor. Bunların tabii alt bölümleri var. Ve bunlar yapılmazsa neler olur cevabı tabii idari para cezaları. Kanunun sonuna eklenmiş olan idari para cezaları. Zaten o cezaları siz o işverene söylediğiniz zaman kafası kesinlikle karışacaktır yani. Bu kadar cezayı kapatıp gidelim falan gibi bir öneriyle karşılaşacak. Artık zaten o para cezaları işi durdurma cezasıyla eşit gelir diye düşünüyorum. O paraları ödeyen bir işveren işi de sağlıklı devam ettiremez diye düşünüyorum. Durdursan daha iyi. Durdursan daha iyi yani. Biraz daha. Evet. Tehlike sınıfları bu ayrım az tehlikeli, çok tehlikeli ve tehlikeli olarak bir kanun böyle bir sınıflandırmaya gitmiş. Bir de onun altı ve onun üstü hesapları var. Destekler var bir takım. Onları Nazar Hanım anlatacak bize. Tehlike sınıfı belirlenirken tabii esas iş göz önüne alınıyor. Ve bu esas işimizde tehlikeli sınıftan bazen çok tehlikeliden işi şeyini değiştiririz. Tehlikeli duruma dönebiliriz. Bir an içinde bunu bildirmek gerekiyor. Asıl işin tabii hangisi olduğuna karar veremezseniz o zaman tabii ki kuruluş amacına şu anda fiili olarak yapılan işlere bakmak gerekiyor. Ve birden aynı iş yerinde birden fazla tehlikeli, az tehlikeli işler falan varsa tabii ki en yükseğine bakacağız. Onu kabul edeceğiz. Çok tehlikeli işin içinde çok tehlikeli varsa çok tehlikeli diye kabul edeceğiz. Bu tehlike sınıflarına göre hizmet verecek olan iş güvenliği uzmanları da gruplara ayrılmışlar. Bunların çalışma saatleri ve sertifika yetkilendirilmeleri var. Çok tehlikeli işlerde A sınıfı uzmanlar, tehlikeli işlerde B, az tehlikeli işlerde C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları ve yine iş yeri hekimi çalıştırmakla yükümlülüğü bu kanuna göre. Bir de diğer sağlık personeli diye bir tanımlama daha var. Bunlarla da ilgili bir çalışmalar var. Yani kimler giriyor, kimler girmiyor. Eğer tam gün çalıştırma, bir hekim çalıştırma durumu varsa iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kanunda muaf tutulmuş oralarda. Ama onun dışındakiler de belirli dakikalarla diğer sağlık personeline çalıştırılması gerekiyor. Evet, riskleri gördük, değerlendirmeleri de yaptık. Bunlarla ilgili bütün yapılacakları yapmamız gerekiyor. Şimdi bu risk değerlendirilmesi raporunu sadece işveren yapmıyor arkadaşlar. İşverenin yanında çalışanın temsilcisinin de bu raporun içinde katkısı olacak. O da bu çalışmaların, risk değerlendirme çalışmaları içinde olacak. Raporun da altında onun imzası olacak. Yani iş güvenliği uzmanının yanında, işverenin yanında çalışan temsilcisi, demek ki bir çalışan temsilcisi acilen çalışan temsilcisi seçmeniz gerekiyor. Çünkü risk raporunun altında bu kişinin de imzası olacak. İş yerindeki destek elemanları da bu grubun içinde olacak. Ve bütün bu birimleri temsil edecek şekilde muhtemel temel tehlike kaynakları ve riskler konusunda bilgi sahibi olan çalışanlardan bu ekip oluşturulacak.
işveren bu konuda çok özverili olacak diyor, gördüğünüz gibi. Her şeyi hazır edecek, ekipmanları hazır edecek, zamanı ayıracak, yani işten ayrılan zaman olacak tabii ki bunları yapmak için. Ve bundan dolayı hiç yüzünü ekşitmeyecek arkadaşlar. Yani bunun anlamı o. İşveren hiç bunlar yapılıyor diye o yapanlara işte ya kaytarıyorsunuz, iş yapmıyorsunuz falan demeyecek. Bununla ilgili kısıtlamalar yapmayacak. Ve bunları buradan oluşan bilgileri de gizli tutacak. Evet, liste değerlendirmesi raporuyla ilgili yenilemeleri görüyorsunuz yansıda. 2, 4 ve 6. tehlike sınıflarına göre baktığımız zaman 2, 4, 6. yıllarda bu şeyleri, risk raporlarını yenilememiz gerekecek. Başka hallerde var biliyorsunuz değerlendirmek, yenilemek için. Koordinasyon başka birçok iş yerleri varsa işverenin onları da birbirleri arasında koordinasyonun da sağlanması gerekiyor. Yani kendi başlarına herkes iş yapmayacak. Alt işverenler de olabilir bazı iş yerlerinde. Biliyorsunuz alt işveren kavramı var. Bazı işlerde işin bir bölümü başka işverenlere veriyor. Aynı iş mekanı içinde. Bunlar da kendi işlerinde bu risk değerlendirmelerini yapacak alt işverenler de üst işverenle birlikte koordineli olarak bu bütün halinde alt işveren, asıl işveren birlikte bu risk değerlendirmesi konularında birlikte çalışacaklar. Büyük kazalar ve önleme politika belgesi ve güvenlik raporu hazırlanması gereken iş yerlerinde de risk değerlendirmesi tabii daha kapsamlı ve daha detaylı yapılıyor. Ve bu rapor olmadan bu tip iş yerleri başlatılamıyor. Yani iş başlatılamıyor böyle yerlerde. Bunun için cezaları da ağır hem. Bu büyük kaza önleme politika belgesi olan yerler için özel hükümler verilmiş. Acil eylem planlarını onları söyledik. Doğal afetlerin durumunda, yangın, kimyasal maddelerden kaynaklanan patlamalarda acil eylem planı yürürlüğe girecek. Herkes ne yapacağını bilecek neticede. Bu tabii ki kaza dediğiniz şey önceden tahmin edilemeyen şeylerdir. Ama bizim görevimiz nedir? Bunları en aza indirmek, en çok kişiyi kurtarmak olayların içinden. Bunlar için bir şeyler. Yoksa tabii ki sonuçta bunların bir bedelleri de olabilir. Bunları bütün her şeyi yaptığımız halde, bütün önlemleri aldığımız halde, işte biz hadi almıyoruz diyelim ama Avrupa Birliği ülkelerindeki istatistikleri verdim size. Onlar da yüksek oranda ciddi iş kazaları oluyor, meslek hastalığı oluyor. Onlar bizden çok daha hassas bu konuda. Çok daha önce başlamışlar, çok daha önce bilinçlenmişler. Oldukları halde orada kaçınılmayan sonuçlarla karşılaşılabiliyormuş. Evet, acil eylem planı bitti. Çalışanların eğitimi konusu bu anlamda işverenlere yüklenen önemli bir yük olarak görüyorum. Bu iş yerlerinde mesleki eğitim alma zorunluluğu olan iş yerlerinde bu eğitimi aldıklarını belgeleyemeyenler bu iş yerlerinde çalıştırılamaz hükmüne göre bu belgelerin mutlaka olmasını sağlamak gerekiyor. Şimdi mesela şoför birisi iş yerinde, onun bir belgesi var değil mi? Şoförlük belgesi var. Veya diploması olan, üniversite mezunu olmuş birisinin bir belgesi var. Ama birçok yerlerde usta diye gördüğümüz, kendisini usta diye ifade eden ama hiçbir yerde mesleki belgesi olmayan kişiler var. Özellikle böyle mobilya gibi diğer sanayi kollarında ustalık gerektiren işlerde hiçbir yerde ustalık belgesi almadığı halde çalışan insanlar var. Artık çalıştırılamaz diyor. Yani onlar da gidecekler bir
mesleki eğitim belgesini almak zorundadırlar. Yoksa çalıştıramazsın diyor. Yani demek ki böyle bizim böyle iş yerleri varsa bunlara öncelikle bunları hatırlatmak, bu iş yerlerine gidip orada belgesi olmayan çalışanlar varsa bunların bir an evvel teminini sağlamak gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bir kere verilmekle, bir kere eğitimi verdik, sonsuza kadar bu eğitim devam edecek diye bir şey yok. Burada da tekrarlar var, gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli sınıfta eğer yer alıyorsa iş yeri, yılda en az bir defa tekrarlayacağız. Tehlikeli sınıfta ise iki defa tekrarlayacağız. İki yılda bir tekrarlayacağız, pardon. Az tehlikelilerde de 3 yılda bir bu verdiğimiz eğitimleri tekrar edeceğiz. Niçin? Unutulabilir, yeni bir risk oluşabilir. Onlarla ilgili yeni bir eğitim vermek gerekir. Dolayısıyla eğitimlerin de tekrarı gerekiyor bu şeyin içinde. Çalışanlara verecek eğitimlerle ilgili işin devamı süresince belirli saatlerde de eğitim verilmesi gerekiyor. Kim tarafından? İşte o iş güvenliği uzmanları tarafından. Az tehlikeli iş yerlerde en az 8 saat, tehlikelilerde 12 saat, çok tehlikelilerde de 16 saat her çalışan için böyle bir eğitim verilmesi gerekiyor. Ve sadece eğitim değil, bunun sonucunda da bu eğitimden ne kadar faydalanıldığını ölçülmesi, yani sınav göstermek de olsa bir sınavın yapılması gerekiyor, bir ölçmenin. Ölçme ve değerlendirme bir sınavdır neticede. Buradan geçenlerle geçemeyenlere tekrar eğitimin verilmesi, tekrarlanması gerekecek gözüküyor. Eğitimin konuları, onları geçiyorum. Bazı şeyler bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Kanunda var ama yani bizim mesleki olarak bizim uzman olmayacağımız için, bizim uzmanlık alanımıza girmediği için teknik konular bunlar. Gördüğünüz gibi şöyle kısaca bakarsanız yansıdaki şeylere, eğitim konuları bunlardan oluşmaktaymış. Evet, sağlık gözetimi burada çok önemli, öne çıkıyor kavramda ciddi olarak. Çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliklerinde, işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, işin devamı süresince, çalışanı ve işin niteliğiyle iş yerinin tehlike sınıfına göre sağlık muayenenin yapılmasını sağlamak zorundadır. Sadece işte bu sağlamdır, işte akciğerinde herhangi bir şey yoktur falan şeklinde değil. Bünyelerinin bu yapılacak işe uygun olup olmadığının da belirlenmesi gerekiyor. Uygun işte çalıştığı. Herkes bedenen ve ruhen kendisine uyan bir işte çalıştırılması gerekiyor. Bu aynı zamanda bizim anayasada da 49. maddede de var. Anayasanın amir hükümlerinden de var. Çalışanlara bu tür devlet desteği yardımları. Onun için işe girişlerinde ve iş değişikliklerinde bu sağlık raporunun alınması gerekiyor. Artı ne demiştik? Bir önceki iş yerindeki geçmiş sağlık geçmişi istenecek. O da özlük dosyasına konulacak. Böyle bir talebimiz daha olacak bu şey içinde. Sağlık kontrolleri periyodik olarak devam edecek arkadaşlar. Tekrarlanacak. Az tehlikeli sınıfta 5 yılda bir en az tekrarlanması gerekiyor. Tehlikeli sınıfta 3 yılda, çok tehlikeli sınıfta 1 yılda, her yıl bu sağlık raporları tekrarlanması gerekecek. Ancak iş yeri hekimi gerekli görürse, çünkü devamlı irtibat halinde oluyor iş yeri hekimi o işi, belirli saatlerde kişi başına hizmet vermek durumunda. Dolayısıyla onun gerekli görmesi halinde bu kontrol süreci daha aza inebilir. Evet, bakın işe başlatılamaz diyor. Yani bu sağlık raporu işe başlamayla ilgili bir karine teşkil ediyor arkadaşlar. Yani herkesi işe alamıyorsunuz artık. Bunun sonucunda böyle bir durum çıkıyor. Yani
ben işte şunu yaparım, bunu yaparım, gel kardeş başla falan diyemiyorsun. Onunla ilgili bir sürü ön çalışmalar yapılması durumunda. Bunların en başında gelen de sağlıkla ilgili bölüm. Burayı atlamayalım arkadaşlar. Burası çok önemli konulardan bir tanesi. Bu raporlar nereden alınacak? Bunlar iş yeri hekiminden bunlardan temin edilecek. Adresimiz artık burası. Evvelden kamu sağlığı merkezlerine falan gönderip aldırabiliyorduk. Ama şimdiki adresi artık tek adresi var. İş yeri hekimi bunun adresi. Evet arkadaşlar. Bu bölüm burada 15 dakika arayla sona erdi. Bundan sonraki devam edeceğiz.